bakımdan kişiler meşrep sahipleridir. Müşrik Kamil'e gelen salikler de hakikaten onu canla başla dinlerler. Anlattıklarında herhangi bir kendilerine uygun taraflar yoksa gidip de Ahmet bunu dedi, komşum bana bunu istedi, o oraya intisap etmemeli. Biz yola, bu yola niçin geldik? Kendi insanı aslıyımızı öğrenmek için geldik. Hakikaten bizim insanı aslıyımızı bu yolda ben kazanırım diyorsa gelsin. Kazanmıyorum diyorsa illa buraya gelmesi şart değil. Gitsin kendi meşrebinde, kendi istidadında olan bir kamil veyahut da takdir ettiği bir kişiye gitsin. Oradan irşad olsun. Yeter ki bu alemde iken amarlıktan kurtulsun. Amarlıktan kurtulmayan ahirette de amardır. İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah dünyada ama olan ahirette de amadır diyor. Olur. Meşrebimiz o kardeşimizin seviyesinde olmayabilir veyahut da o meşrebinin dışında bir meşrep sahibi olabiliriz. Yani illa herkes buradan irşad olacak diye bir şey yok. Onun için kişiler kendilerini ona göre yapmalılar ve müşriden aranan vasıflar da bunlardır. İşte o bakımdan kişi mürşitten inanıyorsa, oraya tam teslim olabilecekse, onun mazharından mürşide de teslim olmasın. Mürşit mazharından alemlerin Rabbine teslim olsun. Çünkü bizleri irşat ve terbiye eden Rabbimizdir. Ahmet veya Mehmet Efendi değildir. Ahmet Efendi ve Mehmet Efendi orada kullandığı için biz onu görüyoruz. Ben size bir misal vereyim. Şefaat. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat attır dersiniz. Ben size Kur'an-ı Kerim'den haber vereyim. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şefaat yalnız Allah'a mahsustur diyor. Peygamberin şefaat yapma yetkisi yok. Evliyaların şefaat yapma yetkisi yok. Tuhafınıza gidecek şimdi. İzah edeceğim yalnız. Çok acayip bu. Ben araştırıyorum hakikaten. Sizlerle paylaşıyorum. Varsa ben bunu böyle biliyorum diye söyleyin bana. Allah'tan başka kimse şefaat edemez diyor. Tefekkür ettiğim zaman şunu buluyorum. Cenab-ı Allah zat yönüyle bir sineğin bile kanadını kıpırdatmıyor. Madem bilmekliğini murad etmiş, evvela Muhammed'i yaratmış. Muhammed'de üç tane mim var. Bir, hakikati Muhammediye mi? İki, nur Muhammediye mi? Üç, tavsirat-ı Muhammediye mi? Gördün mü Muhammed'in bütün kainattaki olan bir hadis-i şerifinde de öyle diyor. Evvela ma halaka Allah nuri. Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halaka Allah'ı. Allah benim evvela ruhumu yarattı. Evvela ma halaka Allah'ı akli. Allah evvela benim aklımı yarattı. Evvela ma halaka Allah'ı kalemi yarattı diyor. Demek ki 18 bin alemdeki olan ister tavsilat-ı Muhammediyesine bakın. Muhammed'den başka bir şey göremezsiniz. İsterse nur-u Muhammediyesine bakın. Parlaklık ziyasıyla varlıkların yekunu nur-u Muhammediyedir. Çünkü Cenab-ı Allah Nur suresi 35. ayet-i kerimesinde diyor ki nuru semavatı vel ardı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur diyor. Hayalde zanda bir nur aramayın. Bak nur bunlar. Bu varlıkları biz onun parlaklığıyla beraber o varlıkları görmemiz onun nuruyladır. Parlaklık olsa varlıkları olmasa olmaz. Varlıklar var nur olmasa parlaklığınız olmasa lambanın söndüğü gibi karanlıkta hiç kimseyi göremezsiniz. İkisi de lazım bak. Ondan sonra Hakkat-ı Muhammediye. Demek ki Hakkat-ı Muhammediye ise bu sırlara vakıf olan kişinin Hakkat'ı. Bir ağacın Hakkat'ı ne? Çekirdek. Gördünüz mü? Yani ona vakıf olmak. Bunun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mazharından bizlere şefaat eden Allah'mış dedim. Peki Hazreti Muhammed'den şefaat eden Allah bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında alem-i ahirete intikal etmiştir. Muhammed yok mu? Var. Nerede? Cenab-ı Allah'ın Rahman kemalat sıfatlarına her kim mazharsa onlar Muhammedidirler. Demek ki peygamberler de Muhammed'e mazhar olmuşlar. Muhammediliğine mazhar olmuşlar. İnsanı kamiller de, mürşid-i kamiller de Muhammediliğe mazhar oldukları için onlardan şifa ediyorlar. Şefaat ne demektir? Şefaat demek başkalarını faydalandırmak demektir. Şu anda ben anlatıyorum, siz faydalanıyor musunuz? Sorun kendinize. Faydalanmasanız ne arıyorsunuz burada? Öyle değil mi? Onun için demek ki şefaat Allah bir mazhardan sizleri inşa ediyor. Ahmet'e nispet etmeyin artık onu. Onun peygambere de nispet etmeyin.
O da kul. Allah şefaat ediyor. Sizi faydalandıran Rabbinizdir. Sizi irşad eden Rabbinizdir. Zaten ayet-i kerimede öyle demiyor mu? Feizâ sevvetehü ve nefetü fîhî min ruhi. Ruhundan bir ruh üflemesi demek, Mürşid-i Kamil'in bizlerin iki kulağından gönül tarlamıza ruhundan bir ruh üflemesi demektir. Zikir tohumunu ekti. Ondan sonra zikir tohumunu ektikten sonra zikir edince ne tohum yani tohum diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz bundan? Ben ayetten misal vereyim size. Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesinde, pardon, Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah siz ölüydiniz, diriltildiniz, tekrar öldürülecek, tekrar diriltilecek ve Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Biz ölüydük. Ya diriyiz ya. Ya zikirsizdik, fikirsizdik. Vehim, hayal, vesvese, onun bunun dedikodusunu yapıyorduk. Zikirden yoksunduk, Allah'tan yoksunduk. Peygamberin yolunun ne olduğunu bilmiyorduk. Demek ki Mürşid-i Kamil bize ne dedi? Şeriat-ı ahkami telkin etti ve dedi bu zikirden de ayrılmayacaksınız. Hangi ahvalde olursunuz olun. İster üç türlü zikir vardır. İster siz cehri zikir yapın. Allah, Allah, Allah deyin zikirdir. İster dilinizi damağınıza yapıştırın, ağzınızı kapatın, burnunuzdan derin nefes aldıktan sonra akıl nimetiyle tekrar onu burnunuzdan vererek Allah, Allah, Allah deyin. Bu hafif zikirdir. Kalbi zikir budur. Bir de tefekkürü zikir var. Düşünme, idrak. Cenab-ı Allah'ın bu aleme gelmiş, hepimizi göndermiş. Neye göndermiş? Niye biz, bu insan varlıkları da bir varlık. Diğer varlıklardan üstünlüğümüz nedir? Demek ki cemadatta, nebadatta, hayvanatta insanlara verilen akıl yok, fikir yok, idrak yok. Onlardan üstün bir varlık olduğu için onlar emrine verilmiş. O zaman bunlar bana verdiyse mutlaka bunların karşılığını ben ödemem lazım. Bir eve giriyorsunuz da kira ödüyorsunuz. Ne ödüyorsunuz? Ödemezseniz olmaz mı? Olmaz. Mal sahibi çünkü kıçına tekmeyi vurup çıkıveriyor. Allah'ın mülkünde Allah'ı tanıman lazım. Madem onun mülkünde taşıyorsa. Yok. Ben onu tanımıyorum diyorsan onun mülkünden çık dışarı çık bakalım. Mümkün mü bu? Değil. Bu bakımdan demek ki biz ne yaptık? Bu zikirlerle beraber daima kulağımızdan duyan o zikri gönlümüze indirdi. Gönül tarlasında yeşermeye başladı. Ne yaptı? Hem Efendi Hazretleri diyor, yalvar kul Allah'a seher vaktinde, yalvar kul Allah'a her bahar hakkında. Bahar hakkında. İster bahar deyin, ister behar deyin. Behar demek her zaman demek. Bahar demek kişinde artık yeşilliğinin görülmesi demektir. İlkbahar. Bak günü gelince çiçekler nasıl açıyor? Siz de kardeşim Allah, Allah, Allah dedikçe gün gelecek fiillerin faalini boyun bükmenizin sonunda tecellisini göreceksiniz. Tamam fiillerin faali benim değildir. Diye boyun büküyorsunuz artık. O şiddetli haliniz bükülmüş oluyor. Sıfatların mevsufu Allah dediğiniz zaman bu sefer de artık kendinizin sıfatlarınızın olmadığını, subut sıfatlarının Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu anladığınız an itibaren ahlakınızda, edebinizde, iffetinizde bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Ehli tevhid bunları tadıyor zaten. Az veya çok. Vücudun vücudullah olduğunu idrakına vardığınız zaman artık ben ölmezden evvel ölmüşüm idrakıyla her şeye yaklaşışınızda Hakk'a yaklaşma gibi kendi varlığınızın olmadığı gibi bütün varlıkların da varlıkları kendilerine ait olmadığını anlıyorsunuz. Gördünüz mü? İşte böylece bunların hepsi aynı zamanda rağbet etmektir. Bu mertebeleri geçmek rağbettir zaten. İşte böylece biz ne yapıyoruz? Bakın zikir ayı, efal ayı, sıfat ayı, etti üç, zat ayı dört, şevval ayı yani Cem mertebesi 5, Hazret mertebesi 6, Cembül Cem 7. Artık bu 6, 7 mertebenin yekününü 8'de ahadiyetle topluyorum. 10. şey 8, 9'da hepsini topluyorum. 7 mertebe, 7 mertebeden sonra bir de zikir vardı başta. 9. 9'u 9 ay 10 gün. Resul Efendimiz'in ana karnına düşmüşse diyoruz ya, zikir düştüğü zamanını ispat etmek için bunu söyledim. 10 gün zahir ve batın duygularımızla beraber
bu mertebeleri layıkıyla zevk ederseniz, işte siz de bir Muhammed oldunuz. Dikkat ederseniz zahir hesaplar da çok yanılmalar var. Ama batında asla ve asla yanılma yok. Zikir ayı, efal ayı, sıfat ayı, zat ayı, cem ayı, hazret ayı, cemül cem ayı ve ahadiyat ayları ne yaptı? 9 oldu. Bu meratibin 7 mertebe diyoruz ona biz aslında zikirle beraber. Çünkü zikirden itibaren rahmet düşüyor. Kulun gönlüne düşüyor yani şey, telkinat. 9 ay olur. 9 aydan sonra da kişi 10 tane yani zahir ve 5 zahir, 5 batın duyguyla beraber bunun zevkine ermişse o işte oldum benim Muhammed. Muhammed olursunuz. Kemalat, Rahman sıfat olursunuz. Ve şefaati de artık mürşit mazharlarından, Allah'ın dostları mazharından bizzat Cenab-ı Hakk'ın verdiğini görürsünüz. Çünkü şefaati Allah'tan başkası yapmıyormuş. Biz ahiret dediğimiz zaman toprağın altından bir ahiret tahayyül etmişiz. Orada bize Resul Efendimiz ne yapacakmış? Bütün Levent Ham sancağı altında toplayacakmış, bize şefaat yapacakmış. Daha toplanmışız ya. Bu sancak burada. Bu sancağı görmüyoruz. Peki şefaati bir mürşit mazarından Rabbimizin bizlere inşa dediğini de görmüyoruz. Bu kadar ama ve körüz. Ondan sonra diyoruz ki dünyada amalıktan kurtuluruz inşallah, inşallah ahirette de gözümüz açık olur. Yok öyle Allah'ın alışverişinde veresi alışveriş. Hep peşin Allah alışveriş yapıyor. Yok öyle şey. Peşin alışveriş yapıyor Allah. Burada amaysan öbür tarafta da amasın. Burada ama olur, orada da amasın. Onun için işte evvela biz salik değilsek evvela Cenab-ı Hakk'a rağbet edelim. Rağbetimiz ancaksın Allah'ın bizdeki olan rağbeti bizim Müşt-i Kamil'e gitmemizle açığa çıkar. Biz Müşt-i Kamil'e gittik, onun dizinin dibine oturduysak bilelim ki Allah'ın bizde rağbeti var. Gitmemişsek ilim, irfan, öğrenme arzusu olmadığı için bizde rağbeti yok. Ve böylece ne yaptık? İşte meratipteki olan bu mertebelerin hepsini Peyter Bey geçtik. Demek ki elem neşrah leke sadrek ve vedan anke bizrek ellezi ankata zahrek ve refane leke zikrek fe inneme al üsru üsran inneme al üsru üsra fe izâ fera etefensab ve ilâ rabbike fergab. Gördünüz mü? Demek ki Cenab-ı Allah'ın kuluna olan rağbeti nüzüldür. Kulun Cenab-ı Allah'a olan rağbeti oruçtur. Unutmayın. Cenab-ı Allah'ın kuluna olan rağbeti nüzüldür. Bilmekliğini istemesiyle zatından yani nokta sırrından uluyet mertebesi olan elif sırrına, elif sırrından rubiyet mertebesi olan kulluğuna, kulluğundan erbah alem olan ruhun kendisinin tecellisine, ruh erbah aleminden de misal alemine tecelli ederek misal aleminde ana karnındaki olan çocuğun bütün aza ve cevherlerin tamamlandığı gibi misal alemine, ondan sonra da zıtları alemi dediğimiz bu aleme tecelli eder. Bu onun huzurudur. Burada sorumluluk yoktur. Ama Allah kuluna ne yapmıştır? Rağbet etmiştir de bunları bir buralarda tecelli etmiştir. Kulun ise Allah'a olan rağbeti sümmeredetne esfele safilin. Aşağıların aşağısından bir mürşidin dizinin dibine oturarak Cenab-ı Hak'tan kendi insana asliyesini ta Muhammedeliğini bulasıya kadar olan bütün mertebelerde rağbetini yapar. İşte biraz evvel de okumuş olduğumuz bu surenin sırrı da olur zaten. Ondan sonra kendisi Muhammed'i olarak kemalat mazharı olur ve dünyaya gelir. Sonunda efendim bir işi bitirdiğinizde hemen başka bir işe başlayın diyerekten ayet-i kerimenin devamında. Feiza ferayte fensab ve ila rabbike fergab. Bir işi bitirdiğinizde hemen başka bir işe. Tabii. Zaten buradaki iş dedi Cenab-ı Allah'ın şeysidir. Vahdet tecellisinin, kesret tecellisinin zevklerinin ifadesidir. Biz tabii hep bunu zahir dünya terazilerle tartıyoruz devamlı. Halbuki gönüllerde yazılı olan kitabı okumayı özen gösterelim. Madem Kur'an-ı Kerim eşittir insana, okumamız gerekli olan satırlardaki Kur'an'ın manasını siz bilmiyorsunuz. Çünkü o Arapça yazılmış.
Onu okumayalım mı? Okuyun, okumayın demiyorum. Ama buraya okumak için vasıta olsun. Bak ben de okuyorum. Okuyorum ama buraya okuyorum aynı zamanda. Biraz evvel satırlardaki olan elem neşrah leke dedim. Sadrını yarmadık mı dedim ama burada sadır nasıl yarılmış onu söyledim. Dikkat ederseniz kendi kitabımızı okuyoruz. Siz İsra suresinin 14. ayeti kerimesinde İkra, oku. Kefe bi nefsikel yem aleykel hasiba. Nefis kitabınızı okuyunuz diyor Allah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde ikra diyor Cenab-ı Allah. İkra. Birisinde Alak suresinde. İkra bismi rabbikellezi halak. Gördün mü? Rabbinin adıyla oku. Ey kardeşim sen de Rabbinin adıyla oku. Sen okuyamazsın. Senin ilmin, irfanetin yok. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem bile diyor ki Rabbimi Rabbimle bildim. Rabbimi Rabbimle gördüm diyor. Ben gördüm, ben bildim demiyor. Sen kim oluyorsun ki onu söyleyesin? Demek ki birincisi Alak suresinde ne diyor? Oku. İkra. İkincisi İsra suresindeki 14. ayet kerimesinde. İkra. Kefe bi nefsikel yâmu aleykel asîba. Bak. Nefis kitabınızı okuyunuz diyor. Üçüncüsü El-Hak suresinin 19. ayet kerimesi. Hakikaten dikkat çekilmesi ayet bunlar. Dört demiyor. Üç diyor. Neden? Okunması gerekli. Üç şey vardı ondan. Hak suresinde diyor ki artık yazmış olduğum kitabı okuyun diyor. Oku diyor. Ben düşündüm. Cenab-ı Allah'a mukayyet olan bu Adem'de Allah'ın zatı, sıfatı ve efalinden başka okunacak bir şey yok. Demek ki zerreden küreye kadar bütün varlıklarda da bu. Okunması gerekli kitap buymuş. Yani Pir Hazretleri hakikaten öyle şeyler yapmış, pişirmiş de bizim önümüze koymuş ki özetini koymuş önümüze. Bunu yiyin, afiyetle yaşantınıza devam edin demiş. Ama biz bunu yemekten daha acizlik gösteriyoruz. İnşallah onların hürmetlerini üzerimizden eksik etmesin Cenab-ı Allah. Demek ki Pir Hazretleri üç tane efal, sıfat, zattan başka insan vücudunda da bütün alemde de hiçbir tecellinin olmadığını idrak ettiği için bu kitabı okursanız kendi Kur'an'ınken okumuş olursunuz diyor. Evet. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de bir de şu var. Benim dikkatimi çekti, bilmiyorum. İçerinizde araştıranlar varsa bilirler. Üç yerde ikra diyor. Üç yerde de selah diyor. Selah demek namaz demektir. Üç yerde namaz diyor. Biz onu tabii üç türlü diyoruz namaza. Halbuki birincisi Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde selati vukuta diyor. Vakitlerle ilk olan namazı söylüyor. Biz bunu biliyoruz yalnız. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bunu biliyoruz. Namaz. Ama bunu da doğru düz kılabiliyor muyuz sorarsanız maalesef onu da kılamıyoruz. İkincisi Cenab-ı Allah'ın Bakara suresinin 238. ayeti kerimesine bakın. Elinde cep telefonu olanlar hemen ayetleri karıştırıyorlar. Karıştırırım. Görün 238. ayete bak. Selahat-ı Vusta diyor. Orta namaz. Kalp namazı. Huzur namazı. Gördünüz mü? Hakikaten insan akıl sahibi olanlar bunu düşünmelidir. Acaba Vusta namazı da ayetle direkt söylemiş. Üçüncüsü ise Cenab-ı Allah Meraç suresinin 23. ayeti kerimesinde gene selat diyor. Selat-ı daimun. Daim namaz. Bunlar hepsi aynı olabildiği gibi ayrı ayrı da olabilir. Peki bunları neden acaba üç defa demiş? O da üç. Dikkatimi çeken de ben değişti Allah'ın üç tane. Dört tane değil. Evet. Birisi Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki en Allahü la ilahe illallah diyor. Ben Allah'ım diyor. Üç yerde mi ben diyor sadece Kur'an'da? Evet. Üç yerde diyor. En Allahü la ilahe illallah diyor. Taha 14. Ondan sonra Taha 14'ten sonra Kasas 30. En Allahü la ilahe illallah diyor. Kaydetti onları ha. Ondan sonra
Neml suresi 9. ayet. Onu da kaydet. Ben rakamlarla beynime yazmışım onu. Onun için rakamlarla söylüyorum. Belki siz iş yapmasanız da. Orada da en Allah la ilahe illallah diyor. Hakikaten ben 3 yerde. Selat 3 yerde. Oku, ikra 3 yerde. Neden 4 demiyor bunu? Demek ki Cenab-ı Allah'ın okunması gerekli de o, namaz olarak kılması da kıyam-ı rukuyla, secdesiyle o, ben dediği zaten kendisinin bilmesi gerekli olan efal, sıfat, zatta da benim demek suretiyle başka bir şey anlatmamış Cenab-ı Allah. Büyüklerimiz de bize bu kadar kolaylıkları araştırmışlar, kolaylıkları önümüze sürüyor. Fakat üzerine bir tefekkür edip hakikaten bunun yaşamına geçmiş olsak huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz diye bir şey kalmaz. Ben zaten söylüyorum onu. Diyorum ki bir yuvada inanın bir itiraf varsa, bir geçimsizlik varsa veyahut da geçimsizlik demeyeyim de birbirlerinin karı koca kalplerini kırıyorsa tevhidden eksikliğini ta kendisidir. Tevhid eksiktir onda. Neden? Çünkü karşıdaki varlık hakkın varlığı. Benim varlığım da hakkın varlığı. Ben ona kötü bir söz söylersem ve onun kalbini kırarsam acaba Cenab-ı Hakk'ın kalbini kırmış olmaz mıyım? Onun varlığı mı var ki daha onu kırayım ben? Cenab-ı Hakk'ın varlığı o. Tevhid ehli bunu düşünmeli. Çok güzel. Hakikaten mutlu olmalı. Alışveriş sürekli Allah'la. Tabii canım. Ben onun için ben 77-78 yaşına girmişim. Benim ailemde 76-75 yaşında. Hayatım, menekşem, sümbülüm diyorum ona ben. Millet bana gülüyor. Onlar güldüğü kadar gülsün. Ben kime dediğimi biliyor. Tevhid evde başlar zaten efendim. He? Evde başlamalı. Olur zaten. Yani hakikaten eksikliğiniz varsa bu sizin kendi eksikliğiniz, kendinize dönün. Onu tamamlamaya özen gösterin. Göreceksiniz. Hem dünyada hem ahirette mutluluk istiyor musunuz? İsteyeceğiz canım. O zaman çalışın. Yani armutmuş ağzıma düş olmuyor işte. Mutlaka bir enerji sarf etmek gerekiyor. Böylece Cenab-ı Allah'a rabiteniz artsın. İnşallah muradımızı hasıl edelim. Şu mübarek geceler bizim toplanmamıza vesile oluyor. Yoksa gecelerde hoş geceler vahdeti, gündüzler kesreti remzettiği için bu gecelerde biz vuslatımızın kazanılması için toplanıyoruz. Bir vesile olup da bu vakayı anlatalım. İlim irfaniyet sahibi olalım. Onlarla amil olalım için toplanıyoruz. Yoksa bu gecelerde regaib de yoktur, kadir geziyordur. Bütün ulema demiş ki, zahir ulemalar, inanın ister regaib kandili hakkında, ister miraç kandili hakkında, isterse berat kandili hakkında hiçbir kayıt yok. Kimisi Anya'da demiş, kimisi Konya'da demiş. Kimisi şu tarihte demiş, kimisi bu tarihte demiş. Hiçbir tarafı yok. Yalnız bir inna enzelnâ fî leylet-i kadir. Kadir suresi de Kadir suresinde ayet olduğu için onun da zamanını bilmiyorlar da onu inkar edemiyorlar. Yoksa diğerlerinin hükmü yok diyorlar. Araplar zaten kutlamıyor. He, kutlamıyorlar. Araplarda kandil yok yani. Kandil yok. Yok. Zaten kandilden ki kasıt yani bir araya toplanmamıza vesile olsun içindir. Yoksa biz de kandil kutlamış değiliz. Hakikati anlayalım. Bu ne demektir? Hakikaten bir kandil geldiği zaman kandil anlayalım. Bayram geldiği zaman bayramı anlayalım. Nevroz geldiği zaman nevrozu anlayalım. Yani mutlaka bunları anlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 aylar girdiği zaman Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı ise kulların ayıdır diyor. Hepsinin Allah'ın değil mi bu aylar? Allah'ın, peki ne demek istiyor burada? Demek ki Allah'ın ayı fiillerin faali Allah. Vallahi halekum ve ma ta'malun. Saffa suresinin 96. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah sizleri ve sizlerin fiillerini yaratan Allah'tır diyor. Demek ki bütün fiilleri ve bizleri yaratan Allah'sa o zaman onun ayeti kendisinin o aya ait olduğu efali ilahiye remzettiği için ona olduğu açılıyor. Açık açık görülüyor. Sıfatların mevsu Allah'tır dediğiniz zaman Şaban ayı da benim ayımdır diyor Resul Efendimiz. Ne demek o? Niye onun ayı olsun? Allah'ın ayı Muhammed. Şaban ayı, sıfatlar ayı da en büyük kemalat sıfatı, iki can serveri de onun için benim ayım diyor. Rahman kemalat sıfatı olduğu için. Peki Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır demiş.
Neden ümmetin ayı olsun? Yani vücut vücudullah. Herkesin kendi istidadı, kendi kabiliyeti ayrı. Sendeki olan kabiliyet ayrı, bendeki olan kabiliyet ayrı. Onun için ümmeti bu yolda kendi çalışması, kendi istidat, kendi kabiliyeti, kendisine verilen lütf-i ilahi ne kadar ilerleyebilirse işte ondan o zevk alıyor. Çünkü Ramazan kor ateş demektir. Gayretleri yakan, yok eden. Ramazan'ın özelliği budur. Siz de hakikaten bir ümmetseniz, ümmetim diyor çünkü Resul Efendimiz, ümmetseniz o zaman gayretlerinizi yakan, nefsin hükmünden çıkan ve ruhu padişah vücud ülkenize geçiren ve ondan sonra da daima mutmain nefis olarak yaşantınıza devam eden hem dünyanızda hem ahiretinizde hem yuvanızda hem toplumunuzda mutluluk içerisinde yaşayan insan olursunuz. Evet. Cenab-ı Allah'ın kanunu bizlere hep mutluluğu, hep huzuru, hep iyiliği emrediyor. Hiçbir Allah'ın emirlerinde kötülük görüyor musunuz siz? Mümkün mü? Değil. İşte inşallah Cenab-ı Allah bu gecelerde toplanmamızın vesile olarak bize bu ilimleri, irfaniyetleri veren büyüklerimizle ne yapalım? Biz de az bilelim zarar yok ama amil olalım. Çok bilip de kelam olacaksınız hiç olmayın. Kelami olmak kadar inanın kötülük yok. Çünkü Allah sevmiyor kelamıyı. Diyor kulum ben sana akıl verdim, fikir verdim, idrak verdim. Hatta ve hatta her ilmi de ihsan ettim ama bunlarla yaşamıyorsun. Neyi öğrendin yaşamayacaksın da? Ondan sonra da azap çekiyorsun diyor. Kendi azabını kendin çekiyorsun sen. Nefsi de zulüm oluyor değil mi? Tabii canım. Yani, yok nefse mağlup. Ahmet'in toplantısına gideyim beni çok biliyor desinler. Mehmet'in yanına gideyim bu adam ne? Melan Melan. O tarikatların üstünde bir bilgiye sahiptir desin. Çünkü biliyor melamilin tarikatın bittiği yerde başladığını. Peygamberlerin tahsili de mutmainiyeden başlarmış. Melamilerin tahsili de mutmainiyeden başlıyor. Ama kelamla değil, hakikaten olmalı. Hakikaten yaşama haline dönüşmeliyiz. Cenab-ı Allah hepimize bu gecenin feyzinden, bu gecenin anlatılan mesajından